Evet integrasyonu neye göre yapmamız gerektiğini şuradaki dx'lerimiz dy'lerimiz söylemiş olacak. Biz burada dx yazdığı için x'e göre integrasyon yapacağımızı anlıyoruz. Neyin türevinden 3 gelir diye düşüneceğiz. Tabii ki x'e göre türevinden. Bu da bizi neye götürmüş olacak? 3x'e götürmüş olacak. Belirsiz integral yapıyoruz. Onun için bunun yanına bir sabit sayı gelecek. Bu sayıyı d ile gösterdiğimizi düşünelim. Çünkü 3x artı d'yi x'e göre türevlediğimizde 3'ü elde ederiz. E, sadece 3x de olabilir burada. Onun da türevinden 3 gelir. Ama yanındaki sabit sayının türevi de bize 0 vereceği için burada bizim 3x artı d'yi yazmamız gerekir arkadaşlar. Aynı mantıkla y'ye göre integrasyon yaptığımızda burada da 5y'nin geleceğini söyleyebiliriz. Yine devamında e gibi sabit bir sayıyı eklemiş oluruz. O zaman burayı toparladığımızda 3x artı 5y artı d artı e gelir. D'yi de e'yi de net bir şekilde bilmediğimiz için onları c sabitiyle gösterebiliriz onların toplamını. O zaman aradığımız sonuç 3x artı 5y artı c olur. Doğru cevabımızın d şıkkı gelmesi gerekir. Neyin türevini x'e göre aldık ve x kare artı x'i elde ettik diye düşüneceğiz. Şurada bize dx dendiği için tabii polinom fonksiyonlarda güzel bir yöntemimiz var. integrasyonda. ne yapıyoruz? X'i yazıyoruz. Kuvvetimizi bir arttırıyoruz. 2'yi bir arttırdık. 3 arttırarak elde ettiğimiz sayıya ifadeyi bölüyoruz. Artı x üzeri 1 var. Kuvveti 1 arttırdık. x üzeri 2 dedik. Artarak elde ettiğimiz sayıya yine ifademizi bölüyoruz. Ve tabii ki belirsiz integralimizde c sabitini eklemeyi unutmuyoruz. O zaman biz buradan x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı c'yi elde ederiz. Doğru cevabımız e şıkkı gelmiş olur. Bize verilen bir ifadenin x'e göre türevini aldığımızda 1 bölü kare kök x'e elde etmişiz. Normalde tabii şunu hatırlarız. Elimizde kare kök x olsaydı x'e göre türevini alsaydık 1 bölü 2 kare kök x gelmiş olurdu. Bizim e, ifademize çok benziyor. Sadece şurada 2'nin olmadığını görüyoruz. Bu 2'nin olmaması için burada 2 ile çarpılmış bir kök x'in gelmesi gerekir. Çünkü o 2 buraya da çarpan olarak gelir ve şu ikiler birbirini götürdüğünde 2 kare kök x'in türevi bize 1 bölü kare kök x'i verir. O zaman buranın integre edilmiş hali 2 kare kök x belirsiz integral olduğu için de artı c'dir. Doğru cevabımızın a şıkkı gelmesi gerekir. Hemen integrasyonumuzu sağlayarak fx'e bir ulaşmış olalım. Polinom fonksiyonlarda integrasyon çok sıkıntılı değil. x kareyi görüyoruz. Ne yapacağız? Kuvveti bir arttırıp arttırarak elde ettiğimiz sayıya böleceğiz. Eksi burada x üzeri 1 var. Kuvveti bir arttırdık. Arttırarak elde ettiğimiz sayıya böldük. 3'ü integre ettiğimizde de 3x'in geleceğini biliyoruz. Tabii ki bir de yanına c sabitini eklememiz gerekiyor. Bu bize şimdi neyi vermiş oldu? fx'i vermiş oldu. Bakın burada f0'ın 3 olduğu söylenmiş. Hemen f0'ı bir hesaplayalım. F0'da şundan her birinden 0 gelir. Sadece c kalır. O zaman c'mizin 3 olması gerekir. Şimdi de f 1'i bulacağız. F'de dikkatlice eksi 1 yazıyoruz. 1'in küpü 1 yapar. 3'e böldüğümüzde 1 bölü 3 gelir. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 1 bölü 2 önünde de eksi var. Eksi 1 bölü 2 olur. 3 kere eksi 1'den eksi 3 gelir. C'miz de artı 3 olduğu için buraya artı 3 yazmamız gerekir. Şunlar birbirini götürür. Burada da 2 ile ve 3 ile genişleterek payda eşitlediğimizde eksi 5 bölü 6'ya ulaşırız. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. İntegralimizde bulunan x-1'in kare kökünü x-1'in 1 bölü 2. kuvveti olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Şimdi bu tip durumlarda şu parantezin içindeki ifadeye bir bakalım. Bunun türevi bize neyi verir? 1'i vermiş olur. Türevimizden 1 geliyorsa kafamız rahat bir şekilde bu integrali hesaplayabiliriz. İntegralin içinde x-1'in 1 bölü 2. kuvveti var gibi düşündük. Ve aynı polinom fonksiyon mantığıyla burayı düzenleriz. x-1'in kuvvetini 1 arttırırız. 1 bölü 2 artı 1'den buraya 3 bölü 2 gelir. Arttırarak bulduğumuz ifadeyle burayı ne yapmış oluruz? Oranlamış oluruz. Bir de bunun yanına C'yi ekleriz da bulunan 3 bölü 2 şerit şöyle ters döner ve 2 bölü 3 çarpı neyi verir? X eksi 1'in 3 bölü 2. kuvvetini yine C'mizi eklemeyi unutmayız. Şimdi şıklarda bu olsaydı zaten cevap bu olacaktı. Ama bu biraz düzenlenmiş şıklarda. Şurada X eksi 1'i K gibi düşünürsek. K üzeri 3 bölü 2'miz var. Biz bunu K üzeri 1 çarpı K üzeri 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Kuvvetleri topladığımızda 3 bölü 2 verir. Yani ifademiz aslında K çarpı kare kök K olarak gelecektir. K üzeri 1 bölü 2'yi de kök K olarak aldığımızda. O zaman 2 bölü 3'ümüz aynen gelir. Devamında k yani x eksi 1 yazarız. Bunu da k'nin kök içindeki hali yani kök içindeki x eksi 1 ile çarpıp bir de buraya neyi eklemiş oluruz? c'yi eklemiş oluruz. İşte bu integralimizin sonucudur. Bu da bize d şıkkında verilmiştir arkadaşlar. İki tarafta da integrasyonu x üzerinden yapacağımızı görüyoruz. O zaman zaten belirsiz integral sınırlar da yok. Biz bunları tek bir integralin içinde ne yapabiliriz? Toplayabiliriz arkadaşlar. Büyük bir parantez açtım. 2x kareyi yazıyorum. Devamında x üzeri 101'i yazdım. Devamında x üzeri karekök x dedik. Devamında artı 1 dedik. Burada toplama var. Devam ediyoruz. Artı ne diyeceğiz? x'in karesi. Eksi x üzeri 101. Artı x üzeri karekök x. Eksi 1 demiş olacağız. Buraya da dx'imizi yerleştireceğiz. Burada bazı ifadeler birbirini şöyle bakın götürmüş oluyor. Birler de götürüyor. Geriye 2x kare artı x kareden 3x karenin kaldığını yani bizden istenenin 3x kare dx olduğunu görüyoruz. Polinom fonksiyonlarda çok güzel yöntemimiz var. 3'ü yazdık. Kuvvetimizi 1 arttırıp arttırarak bulduğumuz sayıya böldük. Bir de sonuna c ekliyoruz. 3'ler gidince elimizde x küp artı c kalacaktır. Doğru cevabımızın d şıkkı olması gerekir. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. İntegral d fx dediğimizde aslında bunun bize fx artı c'yi verdiğini biliyoruz. Burada da buna benzer bir durum gelmiş. Şuradaki x küp artı 2'nin ne olduğunu düşünebiliriz. fx. O zaman buranın sonucu bize aslında fx artı c'yi vermelidir. fx'imizden x küp artı 2 gelir. Biz de buraya c eklediğimizde tabi c'nin hangi sabit sayı olduğunu bilmediğimiz için 2 de sabit olduğu için şu ikisinin toplamını yeni bir sabit sayı gibi d gibi yazabiliriz. E, c'yi de bilmiyoruz. d'yi de bilmiyoruz. Yani biz burayı yine c olarak kullanabiliriz. İfademizde x küp artı c'yi bize vermiş olur. Doğru cevabımızın e şıkkı x küp artı c gelmesi gerekir. Bu kafamızı karıştırıyorsa şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela normalde dfx dediğimizde bu f'in türevi x çarpı dx'e eşittir. O zaman burada da aslında integral'in içinde x küp artı 2'nin türevi çarpı dx gelir. x küp artı 2'nin türevinden 3x kare geldi. Bunu dx ile çarptık. E, i̇ntegrasyonumuzu yapacağız. 3'ü yazdık. Kuvveti 1 arttırdık. Böldük artı c dedik. Bakın 3'ler gittiğinde elimizde yine x küp artı c'nin kaldığını görüyoruz. Doğru cevabımızda eşit olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Değişken değiştirme yaparak sonuca gidebiliriz ya da türev mantığını iyi anlamışsak zaten x kare artı x'in türevinin şöyle yanına geldiğini görürüz. E bunun kuvveti 2 ise belli ki bunun 3. kuvvetinden türev alınmıştır da diyebiliriz arkadaşlar. Ama değişken değiştirme ile ilerleyelim. x kare artı x'imizi burada m olarak aldığımızı düşünelim. İki tarafta da diferansiyel hesabı yapacağız. Bir tarafta x'e göre bir tarafta m'ye göre. Bu durumda burası bize 2x artı 1 çarpı x'e göre yaptığımız için dx'i karşı tarafta m'nin m'ye göre diferansiyelinden 1 çarpı dm'yi bize vermiş olacaktır arkadaşlar. İşte biz burada x kare artı x'i m olarak aldığımızda 2x artı 1 çarpı dx'in dm geldiğini görüyoruz. Buna göre düzenlediğimizde integralin içinde x kare artı x'e m dersek m'nin karesi gelir. Devamındaki ifade de bize dm'yi verecektir. Yani burası m kare dm olur. m'ye bağlı ikinci dereceden bir polinom fonksiyon gibi düşünebiliriz. İntegralini almak çok kolay. m'yi yazıyoruz. Kuvvetimizi bir arttırıp arttırarak bulduğumuz sayıyı bölüp sonuna da ne ekliyoruz? c'yi. Peki bizim M dediğimiz neydi? X kare artı X. O zaman burası X kare artı X'in 3. kuvveti bölü 3 artı C olarak gelecektir. Bu da bize nerede verilmiş? C şıkkında verilmiş. Yani şuradaki bölü 3, 1 bölü 3 olarak yazılmış. O zaman doğru cevabımız C şıkkı gelmiştir. Öncelikle şu sağ tarafı dikkatlice bir hesaplamak istiyorum. Hemen bir hatırlatma yapalım. D bölü dx deyip buraya fx'i yazdığımızda bu aslında bize neyi veriyordu? F'in türevi x'i veriyordu. O zaman burada fx'in yerine şu parantez içi gelmiştir. D bölü dx fx de şu parantez içinin türevini bize verir. Yani bu ifade aslında 4 tane x'in küpü eksi 3 tane x'in karesine eşittir. Yani integral f türev x çarpı dx dediğimizde bu 4 tane x küp eksi 3 x kare olarak gelmiştir. Biz f türev 1'i arıyoruz. Şurada f türev x'i elde etmeye çalışacağız. Hocalarımız anlatmıştır. Genel mantıkta şöyle düşünürüz. Biz burada baş kısma d bölü dx yazdığımızda Tabii ki sonuç değişmesin diye buraya da d bölü dx yazarız. Bakın şurada dx dx'i d'de de integrali götürmüş gibi düşünürüz kolay olsun diye. Ve geriye elimize f türev x kalır. Karşı tarafta da az öncekinin aynı mantığı oluşur. Hani şu içerideki ifadeyi gx gibi düşünürsek d bölü dx çarpı gx burada oluşur. Bu da bize içerideki gx'in türevi yani g türev x'i verir. O zaman sağ tarafta tekrar bir türev alma işlemi yapacağız. 4x kübün türevinden 12x kare gelir. Eksi 3x karenin x'e göre türevinden de eksi 6x gelecektir. O zaman f türev x'imiz 12x kare eksi 6x'tir. F türev 1 bizden isteniyor. X yerine 1 yazınca 12 eksi 6'dan 6 gelir. Doğru cevabımızın e şıkkı olması gerekir. Aslında burada hızlı bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Hani elimizde integral şurada fx olsun burada dx'imiz olsun. Biz bunun başına d bölü dx'i getirdiğimiz anda sanki şu dx bu dx'i götürür. d de şu integrali götürür gibi düşünürüz. Ve burası bize neyi verir? fx'i vermiş olur. Burada da o var aslında. dx'ler birbirini götürdü. d integrali götürünce elimizde içerideki fonksiyon olan x kare artı 5x kalacaktır. Yani doğru cevabımızın e şıkkı x kare artı 5x gelmesi gerekir. Üst tarafta bence fx'i elde edebiliriz. Hemen ben d bölü dx'i integralimin baş kısmına şöyle eklemiş olacağım. O zaman karşı tarafta da d bölü dx'i kullanmam gerekiyor. Buraya da x kare artı 4x artı 3 gelmiş olur. Hemen sağ tarafa bir bakalım. Normalde d bölü dx buraya da fx geldiğinde bu bize neyi vermiş oluyordu? f türev x'i yani bu kısım şu iç taraftaki fonksiyonun türevi olarak gelecektir. Buranın türevinden 2x artı 4 gelmiş olur. Eşittir dedik. Sol tarafta ise yine şunu söyleyelim. Sanki burada dx dx'i d de integrali götürmüş gibi düşünürüz. Elimizde 2fx kalır. Yani aslında 2fx'imiz 2x artı 4'tür. Her tarafı 2'ye bölünce fx'imiz x artı 2 olarak gelecektir. Şuradaki fx yerine x artı 2 yazdığımızda x artı 2 çarpı x eksi 2 2 kare farkından bize x kare eksi 4'ü vermiş olur. Bizim burada x kare eksi 4'ü x'e göre integral etmemiz gerekir. Polinom fonksiyon kuvveti 1 arttırdık böldük. 4'ün integralinden de 4 x'i elde ettik. Tabii bir de buraya c sabitini eklememiz gerekir. O zaman aradığımız cevap c şıkkı x küp bölü 3 eksi 4 x artı c olarak gelecektir. Öncelikle integralimizin iç kısmını biraz düzenleyelim. x kare ile x'i çarpınca x küp, x kare ile eksi 2'yi çarpınca eksi 2 x kare gelecektir. O zaman ifademiz integralin içinde x'in küpü eksi 2 x kare olarak gelmiştir. Polinom fonksiyonlarımız var. işlemimiz kolay. Kuvvetimizi bir arttırdık. Arttırarak bulduğumuz sayıya bölüyoruz. Burada da 2'yi yazdıktan sonra kuvveti bir arttırıp arttırarak bulduğumuz sayıya bölüyoruz. İntegral sabitimizin 3 olduğu söylenmiş. Bir de buraya 3'ümüzü diyoruz arkadaşlar. Ee, i̇şte elde ettiğimiz bu sonuçta x yerine 2 yazarsak ne elde ederiz diye sorulmuş. x yerine 2 yazınca 2 üzeri 4 16 bölü 4'ten 4 gelir. 2'nin küpü 8 8 kere 2'den de 16 bölü 3 gelir. Bir de buraya 3 e eklememiz gerekir. 4 artı 3 7 7 eksi 16 bölü 3 diyeceğiz. 3 kere 7 21 yapar 16 çıkartınca 5'e elde ederiz. Aradığımız cevap e şıkkı 5 bölü 3 olarak bulunmuş olur. 1 eksi x kareye u diyerek integralimizi hesaplayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. 1 eksi x kare u dediğimizde diferansiyel hesabımızı yaptığımızda eksi 2 x dx'in 1 du'yu yani du'yu bize vereceğini söyleyebiliriz. Bizim burada x dx'imiz olduğu için x dx'i yalnız bırakmak adına her tarafı şöyle eksi 2 ile oranlayabiliriz arkadaşlar. Burada eksi 2'ler birbirini götürür x çarpı dx'imiz de du bölü eksi 2. Yani eksi 1 bölü 2 tane du olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Hemen integralimizi buna göre bir düzenleyelim. İntegralimizi yaptık. x dx'in yerine eksi 1 bölü 2 du yazacağız. Eksi 1 bölü 2'yi dışarı aldım. du'yu da şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Tabi şu x'in yanında bir 1 çarpanı var gibi düşünürsek. Geriye elimizde 1 bölü küp kökün içinde 1 eksi x kare kalmış olur. 1 eksi x kareye u dediğimizde burası bize 1 bölü küp kök neyi verecektir? U'yu verecektir. Bu da aslında u üzeri eksi 1 bölü 3 gelmiş olur. Yani ben bir de buraya u üzeri ne yazacağım? Eksi 1 bölü 3 yazacağım. Şimdi rahat bir şekilde integralimi hesaplayabilirim. Kuvveti 1 arttırıp arttırarak elde ettiğim sayıyı böleceğim. Tabii ki şuradaki eksi 1 bölü 2'yi unutmuyorum. Çarpı diyorum. Eksi 1 bölü 3'e 1 eklediğimde ne gelecektir? 2 bölü 3. Burası u üzeri 2 bölü 3 gelir. Elde ettiğim 2 bölü 3'ü buraya bölüm olarak da yazıyorum. Ve yanına neyi ekliyorum? C'yi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki 2 bölü 3 ne yapmış olacaktır? Ters dönmüş olacaktır. Yani ifademiz eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı U üzeri 2 bölü 3 gelir. U dediğimizde zaten neydi? 1 eksi x kareydi. Yani ifademiz aslında 1 eksi x karenin kaçıncı kuvveti olarak gelecektir? 2 bölü 3. kuvveti. Şurada eksi 3 bölü 4'ün geldiğini görüyoruz. Şu ifademizde nasıl yazacağız? Hani 1 eksi x karenin 2 bölü 3. kuvveti gelmiş. O zaman kök derecemiz 3 olarak gelecek. Buraya da 1 eksi x karenin ikinci kuvveti gelecek ki biz bunu üslü ifade olarak yazdığımızda kuvvet 2 bölü 3 olarak gelmiş olsun. Tabii ki neyi unutmuyoruz? Buraya C'yi eklemeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman cevap eksi 3 bölü 4 çarpı küp kök içinde 1 eksi x karenin karesi artı c olarak gelecektir. Baktığımızda bu da bize c şıkkında verilmiştir arkadaşlar. İntegralin iç kısmında bulunan köşeli parantez içindeki limit aslında bizi f türev x'e götürüyor dikkatlice baktığımızda. O zaman integralimiz aslında fx çarpı f türev x çarpı dx olarak gelecektir. Burada biz fx'e m dediğimizi düşünelim. Diferansiyel hesabımızı yaptığımızda f'in türevi x çarpı dx bize bir tane dm'yi yani dm'yi verecektir. Bakın biz fx'imizi m olarak aldığımızda f türev x dx'imiz dm olarak gelmiştir. O zaman biz burayı m çarpı dm olarak düşünebiliriz. Yani burası m üzeri 1 gelir. m'ye Bağlı bir polinom fonksiyon gibi düşündüğümüzde m'nin kuvvetini bir arttırıp e, elde ettiğimiz sayıya böleriz. Bir de buna sabit değerimizi eklemiş oluruz. m dediğimiz fx olduğu için ifademiz fx'in karesi bölü 2 artı c olarak gelir. Doğru cevabımızın e şıkkı olması gerekir. Üst tarafı dikkatlice bir okuyalım. fx fonksiyonunun birbirine paralel iki teğetinin dm noktaları a ve b olarak bize verilmiş. Ee, fx üzerinde birbirinden farklı iki noktadan fx'e teğet çizeceğiz. Ve bu teğetler birbirine paralelmiş. Demek ki bu teğetlerin eğimleri birbirine ne gelecektir? Eşit gelecektir. Elimizde birbirinden farklı iki nokta olduğu için biz burada en azından absislerimizin birbirinden ne olduğunu söyleyebiliriz? Farklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada M, A'dan ne gelecektir? Farklı olarak gelecektir. Şimdi FX'e üzerindeki M virgül N noktasından çizilen teğetin Eğimini nasıl buluruz? F'in türevini alırız ve teğet olduğumuz noktanın absisi olan M'yi yazarız. E peki A virgül B noktasındaki teğetin eğimini nasıl buluruz? Yine türevini alırız ve teğet olduğumuz noktanın absisi olan A'yı yazarız. E bu iki e, değer aslında çizeceğimiz o iki teğetin eğimlerini bize verir. Eğer bu teğetler birbirine paralelse bu eğimlerin birbirine eşit olması gerekir. Yani burada f türev m'nin f türev a'ya eşit olduğunu anlamış oluyoruz. Şu sol tarafa baktığımızda aslında benzerini daha önce çözmüştük. Buradaki mantığımız neydi? dx'ler birbirini götürsün. d de şu integrali götürsün. Geriye içerideki fonksiyonun kendisi kalsındı. O zaman burası bize f türev x'i verir. Yani f türev x'imizin x kare eksi 6x olması gerekir. F türev m'nin f türev a'ya eşit olduğunu biliyoruz. F türev m bize m kare eksi 6 m'yi vermiş olur. F türev a da bize a'nın karesi eksi 6 a'yı verecektir. Hepsini aynı tarafa toplarsak m'nin karesi eksi a'nın karesi artı 6 a eksi 6 m'nin geldiğini görmüş oluruz. Burayı ben m eksi a çarpı m artı a olarak çarpanlarına ayıracağım. iki kare farkından şurayı da eksi 6 parantezine alayım diyorum. Çünkü eksi 6 parantezine aldığımda eksi 6 m için buraya m artı 6 a için de buraya eksi a'nın gelmesi gerekir. Bakın m eksi a'larımız ortak. Burayı biz m eksi a ortak parantezine alabiliriz. M eksi A ortak parantezinde burası bize M artı A'yı verir. Yan taraftan da eksi 6 gelecektir arkadaşlar. Buranın sıfır olması için ya M eksi A sıfır olmalıdır. Ki bu durumda M A'ya eşit gelir. Ama M'nin A'dan farklı olduğunu söylemiştik. Demek ki buradan yakalamayacağız sıfırı. Sıfırın M artı A eksi 6'dan gelmesi gerekir. Burayı sıfır eşitlediğimizde M artı A değeri 6 olarak gelir. Bizden de M artı A istendiği için doğru cevabımızın D şıkkı 6 olması gerekir. Gx'in tek fonksiyon olması bizim için önemli. Bu durumda biz gx'te g eksi x'in eksi gx'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şurada g eksi x gördüğümüz yere eksi gx yazdığımızı düşünürsek her biri çarpım durumunda olduğu için şuradaki eksi ile şu aradaki eksi birbirini artı yapar. Yani biz buranın da artı buranın da artı olduğunu düşünebiliriz. İntegralimizin iç kısmı da f türev x çarpı gx formatına gelmiş olur. İki tarafta da dx olduğu için tek bir integralde bunları toplayalım. İntegral dedik şöyle parantezde yazalım. Sol taraftan fx çarpı neyin geldiğini görüyoruz. g türev x. Arası artıya dönüşmüştü. Sağ taraftan da f türev x çarpı gx'in geleceğini söyleyebiliriz. Biz burada integralin içine dikkatlice baktığımızda aslında fx çarpı gx'in türevinin geldiğini görüyoruz. O zaman bu integrasyon bizi neye götürecektir? fx çarpı gx'e götürecektir. Belirsiz integral olduğu için bir de bunun yanına c'yi eklememiz gerekir. İşte bu neye eşit olarak verilmiş bize? x kareye eşit olarak verilmiş. O zaman biz burada fx'i çekmek istediğimizde öncelikle c'yi karşıya göndeririz. Ve fx çarpı gx'in ne geldiğini görmüş oluruz. x'in karesi eksi c geldiğini görmüş oluruz. fx'in yalnız kalması için her tarafı gx ile oranladığımızda fx'imiz ne olarak gelecektir? x kare eksi c bölü gx olarak gelecektir. fx hangilerine eşit olabilir diye sorulmuş. Bakın şu üst taraftaki format bizim formatımızda uygun. c'nin yerine eksi 1 gelirse x kare eksi eksi 1'den x kare artı 1 bölü gx'i elde etmiş oluruz. Ee, i̇kinciye baktığımızda 7 eksi x kare bölü g eksi x demiş. Şuradaki g eksi x'i bir düzenleyelim. g eksi x gördüğümüz yere eksi gx yazabileceğimizi biliyoruz. Eğer biz buraya eksi gx yazmış olursak üst tarafı da şöyle eksi parantezinde x kare eksi 7 olarak alırsak buradaki eksiler birbirine artı yapar. Yani buradaki ifademiz aslında x kare eksi 7 bölü gx'i bize vermiş olur. Burada da c yerine 7 aldığımızda fx'i yakalayabileceğimizi görüyoruz. Bu da bize istediğimizi vermiştir. Üçüncüye baktığımızda üst tarafta 2x artı 1 yazıyor. Oysa ki x kare artı ya da eksi 1 sabit sayının olması gerekirdi. O zaman bu bize istediğimizi vermeyecektir. Bu durumda doğru cevabın c şıkkı 1 ve 2 gelmesi gerekir.